makyajını bozmayacağım. O yüzden öpmüyorum seni. Ama bir beyaz gelinin hayalini kurmak sanırım Nufiye'ninki gibi olur. Mustafa. Efendim? Bunca yıldır bu program yapıyorum. Hiç böyle bir gelin görmedim. Yemin ederim. Ya onların hayatları ve hikayeleri zor aslında. Özellikle de Nurfiye'ninki. Nurfiye diyaliz hastası. Hayatında yeteri kadar mücadele eden, hastalığıyla savaşan, uğraşan, tedavi gören... haftada üç gün değil mi? Evet. Haftada üç gün diyaliz cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren bir kadın. Belki de umudunu kestiği bir anda karşısına sevgili Mustafa çıktı. Ve onu hayat boyu koruyacağını söyledi. O da ona inandı. Ve çok hayal etti. O beyaz gelinliği de giydi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. İlk defa nikahtan önce göbek attık. Aynen. Hani önceden görsün ki ona göre alsın dedi. Ona göre mi? Şimdi. senin yıllardır beklediğin an. Evet ablam. O masaya oturmak. Evet. Yanında Mustafa'n da var. Aynen öyle. Allah'a hamdolsun. Geçelim mi? Geçelim ablam. Hadi. Çünkü ayağına basacağım ya. Ayağına basacağım. Tamam. Gel. Gelebilirsin hemen. Düzeltelim canlı yayında. Hiç de sıkıntı olmaz. Esra ablacığım o tarafı. Heh, okey. Nasıl yapacaksın? Bir alkış şunu istiyorum bugünün gelinine. Ve 337. nikahımızı kıymak üzere. Önce gelinin ve damadın şahitliğini yapacak. Yakın arkadaşları Volkan Erk ve çok istedikleri de ünlü damadımız Caner Toygar geliyor ve sonrasında 337. nikahımızı kıymak üzere Esenler Belediyesi nikah memurumuz Musa Erguvan geliyor. Alkışlar. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum. Esra Hanım çok hızlı gidiyoruz. Çok şu anda 337. kilometrede galiba. 337'deyiz. Allah mutluluğunuzu daim, amin, bahtınızı da açık etsin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nikah akdimize geçmeden sizleri tekrar tanımak istiyoruz. Gelin hanım, adınız soyadınız? Nurfiye Başar. Damat Bey, adınız Mustafa soyadınız? İlhan. Evet. Şahitlerimiz Sayın Caner Toygar ve Volkan Erk beyefendiler. Birbirinizle evlenmek istediğinizi önce ATV'de Esra Eroğlu'da ve ekibine, sonra da Esenler Belediye'miz Evlendirme Dairesi'ne yazılı ve sözlü olarak beyanlarda bulundunuz. Bu beyanlarınız tarafımızca incelenmiş olup evlenmenizde herhangi bir engel görülmemişti. Şimdi bir kez de izleyenler ve şahitler huzurunda bunu sözlü olarak beyan etmenizi istiyoruz. Sayın Nurfiye Başar, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Mustafa İlhan Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet değil mi? Ne istiyorsun? Evet diyorum, bağıra bağıra. Evet! Sayın Mustafa İlhan, siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Nurfiye Başar hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Sayın şahitler, sizler de duydunuz bu güzel cevapları. Şahit misiniz efendim? Şahidiz abi. Evet. Loca, stüdyo şahit mi? Herkes şahit. Ben de Medeni Kanun ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'nun verdiği yetkiyle sizlere eş olarak ilan ediyor, nikah akdimizi imzalıyoruz.
Evet, nikah akdimiz yazılı olarak gerçekleşti. Şimdi buyurun ayağa kalkın. Buyurun bakayım. Atılan imzalar, evet cevapları ve ardından basılan ayakla birlikte yeni bir yuva daha kurulmuş oldu. Yaşamınızda her daim saygı, sevgi, sadakat, sabır ve şükür eksik olmasın. Bir ömür bahtiyar, bir yastıkta da ihtiyar olun inşallah. Aile cüzdanında Esra Hanım. 337. vesikayı siz takdim ediyorsunuz. 337. nikahımızın aile cüzdanını takdim ediyorum. Şimdi aslında Mustafa ve Nurfiye ekran başında izleyenlere hem de stüdyoda bulunan herkese bir şeyi daha öğrettiler. Siz burada hani kriterdi, yok boyuydu, yok kaşıydı, yok rengiydi, göz rengiydi derken onlar hastalıkta ve sağlıkta ve daha çok hastalıkla birlik olmayı başarabilmiş bir çift olarak örnekler bize. Yolunuz açık olsun ve Allah hep şifa versin. Amin. Mutluluğunuzu daim olsun. Elle tutuşun. Tam bak böyle araya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayım. Çok yakın arkadaşınız Volkan değil mi? Evet. Aynı zamanda abi, çiftimizin yakın arkadaşları bir de şahitleriydi. Bir sürpriz yapacakmış size. Aa, süper. Alkışlar Volkan Bey'e geliyor. You ain't up because of rain, and a rain, no friend of mine. You ain't nothing but a hand dog, a friend of the time. You ain't nothing but a hand dog, a friend of the time. You ain't up because of rain, and a rain, no friend of mine. You ain't nothing but a hand dog, a friend of the time. You ain't out of my hand, oh, I cried it all the time. Well, you ain't out because the rain and the rain, oh, friend of mine. You ain't out of my hand, oh, I cried it all the time. You ain't out of my hand, oh, I cried it all the time.
Abi. Abla ne oldu? Volkan onu bir daha istiyorum şunu. Öyle kaç tane? Efendim? Öyle çok sayıda pantolon yırttım ben de. Bu ne ya? Abi sakın. Evet, sürütüyorum. Evet. Şimdi nereden konuşuyoruz, burada mı? Evet. Oh. Ben 15 yıldır tanıyorum kendilerini. Gerçekten de ikisi. Yani bunu hak ettiler, çoktan hak ettiler ve bu aziminden dolayı öncelikle Nurfiye'ye bir alkış rica ediyorum. Yaşam aziminden dolayı. Sonra da o John Travolta'ya benziyor, ben Elvis'e. Evet. Mustafa'ya büyük bir alkış rica ediyorum. Ay gerçekten öyle bir benzer. Evet. Evet, onlara... Teşekkür ediyorum bu çok güzel sürprizimiz için. Çok sağ olun, çok mersi. Son kez alkışlarla uğurluyoruz size. Tamam, büyük bir alkışınız.